Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Sony son dönemlerde Hi-Res serisiyle, özellikle Hi-Res serisiyle yüksek çözünürlüklü ses anlamında büyük bir kitlenin beğenisini kazanmıştı. Çeşitli ürün gamıyla da bu beğeniyi pekiştirmişti. Bugün ise karşımızda Sony'nin SRS-XB3 modelli taşınabilir hoparlörü var. Bu videomuzda Sony'nin SRS-XB3 modelli bu taşınabilir hoparlörünü yakından tanıyacağız ve inceleme fırsatı yakalayacağız. Ses kalitesi bakımından da neler sunmuş göreceğiz. Hadi gelin hemen başlayalım. Full range sürücülerle gelen ürün pasif radyatörleri de pekişmiş ve Sony gerçekten de kalitesini konuşturmuş. Acaba tasarım anlamında bizlere neler sunmuş izliyoruz. Şık bir kutu sunumuyla karşımıza çıkan SRS-XB3 elimize aldığımız ilk anda ağırlığını ve kalitesini konuşturmayı başarıyor. Dikdörtgen yapısıyla dikkat çeken ürün suya karşı dayanıklı bir yapıda tasarlanmış. Dik ve yatay olarak kullanabildiğimiz üründe sürücüyü koruma görevini metal bir perde üstlenmiş. Pasif radyatörleri ise arka kısımda ustaca gizlemişler. Sert plastik malzemeyle kaplanmış çerçeve, yerine elde hoş bir his bırakan kauçuk yüzeye bırakmış. NFC destekli ürünün üst kısmında ışıklı bildirimlere yer verdiklerini görebiliyoruz. Açma kapama, ses kontrol, bluetooth ve aroma kontrol tuşlarını da görebiliyoruz. Ek olarak ekstra bas ve kanal ekleme tuşlarına da yer vermişler. Ses girişi bulunan üründe şarj görevini micro USB yerine özel bir adaptöre yüklemişler. Ürünün ek olarak USB çıkışa sahip olduğunu da belirtelim. Bu çıkıştan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Ürün akranlarına nazaran biraz ağır olsa da kaymaz ve yıpranmaz bir yapıda tasarlanmış. Işıklı bildirimlerin yanında sesli bildirimleri eklemeyi de ihmal etmemişler. Kullanımı ve taşınması kolay bir ürün olmuş. Hem araçta hem de farklı ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kapasitede. Yine de en azından taşıma çantasına yer verebilirlermiş. Canlı renklerle karşımıza çıkan ürün günümüz beklentilerini karşılar nitelikte. Özellikle ürüne yakından baktığınızda sizler de fark etmişsinizdir. Tuş ve kontrol anlamında akranlarına nazaran artısı var, eksisi yok diyebiliriz. Malzeme kalitesine zaten söyleyecek pek bir söz bulamıyorum. Acaba performans anlamında bu kaliteyi devam ettirebilmişler mi? İzliyoruz. SRS-XB3'ü uzun süredir kullanıyorum. Bu bağlamda deneyimlerimi aktarmam gerekirse sınıfında rastladığım en güçlü taşınabilir hoparlör olduğunu belirtmek isterim. Ses şiddeti inanılmaz yüksek. Hem evde hem de dışarıda bulunduğum ortamdan daha geniş bir alana etki edebiliyor. Bu hususta kalabalık ortamlarda bile işe yarayan bir performans sergiliyor. Üründe dikkat çeken noktalardan biri de kanal ekleme özelliğinin olması diyebiliriz. Daha güçlü ve daha çevreleyen bir ses elde etmek için sağ ve sol kanal olarak hoparlör ekleme imkanına sahip olabiliyoruz. Aslına bakarsanız uygun fiyatlı ev sinema sistemi görevi bile görebileceğini düşünüyorum. Üründe mid biraz daha ön planda, daha sonra bas ve tiz gelmekte. Equalizer tepkisi yerinde olsa da karakteri çok hoşuma gittiği için bir değişiklik yapma gereği duymadım. Ekstra bas özelliğinden bahsetmek gerekirse, aslında sese efekt katan ve equalizer ayarlarına etki eden bir özellik. Aktif ettiğiniz zaman sesteki ekoyu ve derinliği sizler de fark edebilirsiniz. We'll be right back.
Bas sesleri birazcık daha sıcak ve ön planda sunabiliyor olsa da orta seslere yakın, fonda kalmış sesleri de canlılaştırabiliyor. Özellikle ambient dinlerken kendimi atmosfere daha yakın hissedebildim. Lakin rock, metal ve pop türevlerinde kapalı kullanmak daha doğal ilerleme ihtiyacı doğuruyor. Ses bakımından Dolby kıvamında bir derinlik barındırmakta, Abbott'ına göre güçlü bir şekilde tınları yansıtabiliyor. Ultimate Ears Boom'dan daha başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Uzun süreli kullanımlarda kopmalara ya da seste kayıplara rastlamadım. Lakin ekstra bas özelliğini aktif ettiğimizde bir süre sonra bazı sesler gölgede kalabiliyor. Bunu sizler de fark edersiniz. Üründe gördüğüm tek eksiklik daha gelişmiş bir teknoloji olan Bluetooth 4.0 ile gelme işi oldu. Bu bağlamda daha düşük güç tüketimi hususunda fayda sağlayabilirdi. İşin garip yanı, bazı ürünlerde kablosuz bağlantıda DSP sayesinde yüksek ses şiddeti elde edersiniz ve 3.5 mm'lik stereo bağlantıda da zayıf ses alırsınız. XP3 kablolu bağlantıda da çok yüksek bir ses şiddeti sundu ve sesteki değişim de daha net ve vurguluydu. Açıkçası ses üzerinde farklı deneyimler tadabileceğiniz kaliteli bir ürün olmuş. Gerçekten kurcalamaktan ve müzik dinlemekten çok keyif aldım. Ek olarak sesli görüşme imkanını bünyesinde barındıran, her anlamda yüksek kaliteli sesi bizlerle buluşturan bir ürünü olmuş. Batarya performansına diyecek pek bir söz bulamıyorum. Sabahtan akşama kadar aralıksız dayanabildi. Bir sonraki günde dinlemeye devam edebildim. 24 saatlik güç sunan bataryası gerçekten çok iş görüyor. Açıkçası fiyatına göre güçlü tınları olan, akranlarına nazaran fiyat performans anlamında çıtayı yükselten bir hoparlör olmuş. Eğer yanınızdan ayırmayacağınız, her türün hakkından gelebilen güçlü ve eğlenceli bir taşınabilir hoparlör arıyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.